Türkçe derslerimizden 8. dersle birlikteyiz. Herkese merhabalar. 8. dersimizin konusu olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesi. Eğer beni dikkatli bir biçimde dinlersen olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesinin ne demek olduğunu çok iyi öğrenecek. Testlerde, sorularda, okulda rahatlıkla yapabileceksin. Hazırsan başlayalım. Çocuklar ilk olarak olumlu cümleyle başlayalım. Olumlu cümle içinde ifade edilen düşüncenin gerçekleştiğini, gerçekten var olduğunu anlatan cümleler. Yani bu cümleler gerçekten olmuş. Ve içinde bizim olumsuzluk ekimiz var mı? Me. Bunlar asla olmuyor. Bir de hiç, asla gibi kelimeler olmuyor. Mesela Ali kitap okuyor. Evet gerçekten okuyor. Bugün hava çok güzel. Evet. Ödevimi tamamladım. Yapmış. Gayet olumlu 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 gidiyor. Olumsuz cümle ise bir durumun, bir eylemin olmadığını ve mame olumsuzluk ekleriyle anlatan cümleler ve içinde hiç, asla gibi kelimeler de oluyor. Burada önemli olan şey bizim olumsuzluk ekimiz. Bir de hiç asla, yok, değil gibi kelimelerin olmasın. Bunlar varsa bu cümle olumsuz cümledir diyeceğiz. Anlaştık mı? Bakalım. Ali kitap okumuyor. Okumamış. O yüzden bu cümle olumsuz cümle. Bugün hava güzel değil. O yüzden olumsuz cümle. Ödevlerimi tamamlamadım. Olumsuz, olumsuz, olumsuz cümle olumlu cümlelerde bunlar olmuyordu. Gayet yaptı, etti, geldi, gitti şeklindeydi. Yapmadı, okumadı, çözmedi gibi mame olan ya da hiç, asla yok değil gibi olumsuzluk anlamı veren kelimelerimiz varsa bunlar olumsuz cümledir. Devam edelim. Soru cümlesi, adı üzerinde bir olayı, bir durumu, bir e, düşünceyi cevap almak amacıyla kurduğumuz cümleler. Yani gerçekten burada soru işareti e, var. Soru soruyor bize. Bu nedenle bu cümlelerimizde soru cümlesi oluyor. Bu kitabı kim okudu? Soru sorduğum için bu soru cümlesi. Senin en sevdiğin renk nedir? Soru soruyorum. Ders çalıştın mı? soru soruyorum. Yani bizim üç tane cümlemizden biri olumlu cümle. Gerçekten bize düzgünce ne olduysa düz 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 söylüyor. Herhangi bir olumsuzluk anlamı yok. Olumsuz cümle yapmadı, gelmedi gibi mame olan ya da yok, değil, asla, hiç gibi olumsuzluk anlamı veren kelimelerimizin olduğu cümlelerde. Soru cümlesi de gerçekten bize sorunun sorulduğu cümlelerde. Sorumuza bakalım. Ahmet her sabah erkenden kalkıp kitap okumayı çok severdi. Erken kalkınca okula hiç geç kalmazdı. Bir gün okula giderken yolda arkadaşıyla karşılaştı. Onunla kısa bir süre sohbet ettikten sonra birlikte okula doğru yürüdüler. Sınıfa girdiklerinde öğretmenleri onları güler yüzle karşıladı. Öğretmen dersimize başlamadan önce herkes defterini açsın dedi. Bu hikayeye göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz cümledir? Yani mame yapmadı etmedi gibi veya hiç değil asla gibi kelimelerin olduğu. Ahmet her sabah erkenden kalkardı olumlu bir cümle. Arkadaşıyla karşılaştı olumlu bir cümle. Öğretmen onları güler yüzle karşıladı olumlu bir cümle. Erken kalkınca okula hiç geç kalmazdı. Olumsuz cümle oldu. Bu hikayeye göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu bir cümledir? Zeynep okulda düzenlenen resim yarışmasına katılmak istedi. Ancak resim malzemeleri eksikti ve yeni malzemeler almadan yarışmaya katılamayacağını düşündü. Annesi ona yardımcı olabileceğini söyledi. Ama Zeynep malzemeleri tamamlayacak vakti olmadığını fark etti. Bu yüzden yarışmaya katılamadı. Olumlu cümleyi soruyor. Zeynep yarışmaya katılmak istedi. Olumlu bir cümle. Yeni ne unutmuşuz? Yeni malzemeler alamadı alamadığından dolayı olumsuz. Malzemeleri tamamlayacak vakti olmadı. Zeynep yarışmaya katılamadı. Hangisi olumluymuş? Zeynep yarışmaya katılmak istedi. Soruları sadece benimle beraber dinlemiyorsun değil mi? Ben ekranı yansıttığım zaman ekranı durdurup kendim bir çözmeye çalışıyorsun diye düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyorumdur. Hadi ekranı durdur ve ben bu soruyu çözmeden önce kendini çözmeye çalış. Bu hikayeye göre aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir? Soru cümlesi neydi? Bize bir soru soran cümleydi. Efe okuldan gelir gelmez ödevlerini yapmaya başladı. Kardeşi onun yanına gelip sen ne zaman oyun oynayacaksın diye sordu. Efe ödevlerini bitirdikten sonra oynayacağını söyledi. Bu cevabı alan kardeşi Efe'nin oyun oynamasını sabırsızlıkla bekledi. Bakalım hangisi soru cümlesi? Neydi soru cümlesi? Bize soru soran cümlelerdi. Efe ödevlerini bitirdikten sonra oyun oynayacak. Olumlu bir cümle. Kardeşi onun yanına geldi. Olumlu bir cümle. Sen ne zaman Oynayacaksın. Soru sorduğundan dolayı soru cümlesi. Efe'nin oyun oynamasını sabırsızlıkla bekledi. Olumlu cümle. Hangisinde soru var? C şıkkında. O yüzden soru cümlesi hangisi? C şıkkı. Bu hikaye göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu, olumsuz ve soru cümlesi örneği içerir? Sırasıyla. Elif Annesiyle birlikte alışverişe gitti. Mağazada çok güzel bir elbise gördü ve onu denedi. Annesi bu elbiseyi beğendin mi? diye sordu. Ancak elbise Elif'e uymadığı için almamaya karar verdiler. Bakalım. Elif annesiyle alışverişe gitti. Olumlu cümle. Annesi ona bir soru sordu mu? Bu soru cümlesi oldu ve bu yukarıdaki sıralarımıza uymadığından dolayı aşık gitti. Elif elbiseyi denedi. Olumlu cümle. Elif elbiseyi beğendin mi? soru sorduğundan dolayı soru cümlesi bu da elendi. Bu da gitmişti. Sırasıyla bakıyorum bak tane tane çözüyorum. Elif elbiseyi denedi olumlu cümle. Elbise ona uymadığı için almadılar. Almadılar. Olumsuz cümle. Bu elbiseyi beğendin mi? Soru sorduğu için soru cümlesi. Yukarıdaki sıralamaya uydu ama diğer şıkkada yine bakıyoruz. Elif elbiseyi denedi. Elif elbiseyi beğenmedi. Olumsuz cümle. Elbiseyi almadılar. Yine olumsuz cümle. Yukarıdaki sıralamaya hangisi uydu? C şıkkı uydu. Bu nedenle cevabımız C oldu. Çocuklar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Youtube kanalıma abone olmayı unutmam. Ebeveynlerin Instagram kanalından beni takip edebilirler. Bu konuyla ilgili ücretsiz çalışma kağıtlarına Google üzerinden birtutomöğretmen.com sayfasından ulaşabilirsin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.